Fenerbahçe vs Galatasaray. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe vs Galatasaray maçının sonucunu yorumlarda doğru tahmin edip videoya like atanlardan bir kişiye FIFA Points alıyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. FIFA Points istemiyorsa herhangi oynadığı Android bir oyuna başka bir şey de alabilirim. En az 25 TL'lik bir özel teklif falan alacağım. Haberiniz olsun. Yorumlara tahminlerinizi yazın ve videoya like atmayı unutmayın. Hadi bakalım o zaman videomuza başlayalım. Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar efsane ötesi bir FIFA Mobile videosuyla beraberiz. Öncelikle gerçekten ilk defa sabahın bu saatinde video atıyorum. İlginç bir durum ama bugün büyük gün abi. Bugün Fenerbahçe vs Galatasaray maçı var. Bugün büyük gün arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Galatasaray maçı var ve ben Fenerbahçeli olarak aşırı derecede korkuyorum. Aslında korkmazdım çünkü Fenerbahçe Galatasaray maçının ben doğduğumdan beri yani her zaman gördüğümde iki türlü sonuçlanıyor. Ya Fenerbahçe kazanıyor ya berabere bitiyor. Ancak bu sene çok ilginç şeyler yaşandı arkadaşlar. Çok fazla videoda söylemek istemediğim şeyler de var. Hiçbir zaman yaşanmayıp sürekli yaşanan ama iki tane şeyleri size söyleyeyim. İlk olarak kara deliğin fotoğrafı yakın zamanda. Ve bir tanesi de futbolla ilgili çok benzer bir durum arkadaşlar. Kulüp Brugge 21 sene sonra Anderlecht'i evinde yendi. Yani deplasmanda ilk kez yendi Kulüp Brugge Anderlecht'in evinde. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yani Fenerbahçe bu sene de artık genelse daha olmaz. Çünkü bu sene çok garip bir sene yaşanıyor. Bir sürü olaylar oldu. Çok fazla şu an aklıma da gelmiyorlar. Aklıma gelenleri de söylemek de istemediğim şeyler var. Her neyse arkadaşlar, dediğim gibi videonun başında skor tahminlerinizi yorumlara zaten yazın. Bakalım kim kazanacak. Haydi bakalım, aşırı heyecanlıyım. Bugün de maçı oturup izleyeceğim. Çok heyecanlı bir şekilde bakalım neler olacak. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman Fenerbahçe vs Galatasaray'ı dostluk olarak yapacağız. Yani Fenerbahçe vs Galatasaray kadrosu kuracağız sizlerle birlikte. Ve arkadaşlar bakalım maçımız nasıl sonuçlanacak. Bugün sizlerle birlikte bir tane de maç oynayacağız bakalım. Umarım güzel şeyler olur. Bu arada yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Kanalda efsane FIFA Mobile videoları bulabilirsiniz. Ayrıca bu tarz değişik videolar da yapıyoruz. O yüzden abone ol ve aramıza katıl. Haydi bakalım kankam, izliyorsun ama abone olmuyorsun. Görüyorum. Haydi bakalım sen de abone ol butonuna basıp aramıza katıl diyorum. Hoş geldin diyorum. Bak abone ol butonuna basmayı unutma. Şimdi şu stoperlere geliyorum ve stoperlerden ilk olarak Şikirtel'i alıyorum. İkinci olarak arkadaşlar bir oyuncuyu alacağız, birazdan göstereceğim onu. Sol bek arkadaşlar, onu da alacağız. Sol beki de daha sonra alacağız. Şimdi MO'da Belhanda'yı kullanacağız tabii ki. İkinci MO'yu da çok hatırlamıyorum şu anda, o yüzden ona da bakacağız. Çünkü tam olarak örnek oyuncular yok. Sol kanata Elif Elmas'ı alacağız ama şu anda alamıyorum abi. Buraya tabii ki de bir Elif Elmas'ı koyayım abi ben şöyle, şu şekilde. Hemen şöyle yapalım. Santrafor'a tabii ki de Cagney'i kullanacağım arkadaşlar. Slimani'ye ne kadar sinir olduğumu biliyorsunuz. Kaleci tabii ki de Muslera abi, efsane bir şekilde duruyor orada. Şimdi arkadaşlar MO kısmına kimi koyuyorduk? Şu anda tam hatırlayamadım ama MO kısmına evet, Mehmet Topal'ı, stoper kısmına da Donk'u koyacağız arkadaşlar. Çünkü Galatasaray stopersiz oynuyor bugün. O yüzden Donk'u kullanmak istedim. Biraz daha gerçekçi olsun istedim. Tamamen karolardan bir fikrim yok ama hani bu şekilde daha gerçekçi olur diye düşündüm. O yüzden bu şekilde yaptım. Bunu da bu şekilde kalsın. Tamam, bu şekilde kalsın. Sol bekte arkadaşlar kesinlikle sizin de isteyeceğiniz gibi Fenerbahçe efsanesi Roberto Carlos oynayacak. Gerçekçi yapalım diyorsun. Niye bunu koyuyorsun dediğinizi duyar gibiyim abi. Yani bu da var duruyor, 95 iken 9 kimya. Yani bunu da kullanalım. Muslera için çok harcama yaptık. Roberto Carlos için çok harcama yaptık biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bugün sizlerle birlikte kullanmak istedim. Ve sağ kanatta arkadaşlar tabii ki de kimi kullanacağımızı düşünmüşsünüzdür. Çok az Fenerbahçeli oyuncu olduğundan dolayı yani bir tane Fenerbahçeli kullanmak istedim. Ve buradan da Moses'ı kullandım. Yani 5 Fenerbahçeli 6 Galatasaraylı oldu arkadaşlar ama yani ben Fenerbahçeliyim. Galatasaray'a neden ayrımcılık yapayım? Eşit şartlarda yapmak istiyorum ama 11 kişilik maç. Ve bu şekilde olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi 3 kişinin genini 80'i yükseltmemiz gerekiyor. O şekilde olmaz abi. Kimyasız ben maç oynamam. Hani kimyalı da olsa ben bu şekilde oynamak istemem tabii ki. Bu adamın genini 7'gen arttıracağız. Valla coins falan gidecek ama yapacak bir şey yok abi. Arttıracağım valla. Haydi bakalım. Bu videolara özel sizlerin beğeni sayısını biliyorum. Efsane like atacaksınız, bunu biliyorum. Atmayan kaldıysa hala atsın. Çünkü abi bugün büyük gün. Bugün Fenerbahçe vs Galatasaray maçı günü. Hadi bakalım abi, başımıza bakalım neler gelecek. Çok heyecanlıyım ben bugün, bakalım ne olacak abi. Hadi bir an önce akşam olsun da maçı izleyelim. Hemen şöyle abi 2 gen daha basalım. Evet arkadaşlar, Donk'u da yükselttim. Stoper'de Donk kesin oynar. Donk yükselince bu arada güzel oluyormuş ha. Bunları zaten abi Türk gücüne falan basarken kullanırız. O yüzden çok da sıkıntı değil aslında. Hani bunlar için çok da önemli değil. Çok da üzülmüyorum abi. 4 gen de basmayacağız. Kaç gen basacağız? 3 gen yok, 4 gen basacağız. Hemen şöyle basalım abi. Evet bastık. Ve 146.000 coins de buna verdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2.3 milyon coinsim kaldı. Takım 92 rating, 120 kimya. Bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Ben bir teke tek modu maçını oynamak istiyorum. Teke tek modunda bakalım başımıza neler gelecek. Yine Türk gücündeki gibi gol müziği ekleyeceğim. Bakalım abi, umarım güzel şeyler olur.
Bakalım arkadaşlar en çok hangi takımın oyuncusuyla gol atacağız? Yorumlara bu maçın tahminini de yazabilirsiniz ama tabii ki yorumlar asıl Fenerbahçe vs Galatasaray'ın gerçekte oynanacak maçının tahminlerini yazmayı unutmayın. Bakarsınız belki FIFA Points kazanırsınız. O FIFA oynamıyorsunuz bile başka şeyler kazanabilirsiniz. Rakip bulunuyor yazıyor. Bir baga girdi abi. Maç başlasın. Devam edeceğiz. Şöyle ekranda bu kalmasın abi. Tamam. Evet. Rakip bulundu. Benim takımım 92 yen 120 rating. Rakibin takımı 102 yen. Çok zorlanacağız ama defansımızı falan da görmüş olacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Umarım güzel şeyler gelir abi. Çok korkmaya başladım. 102 rating niye geldi be? Gerçekten sıkıntı olacak. Hadi bakalım abi. Ama Elif Elmas'la falan ben akarız diye düşünüyorum tabii ki. Ama tabii ki hiçbir şey belli olmaz. Şimdi Moses. Victor Moses. Yani sağda solda Fenerbahçeli oyuncu var. Şeyde ileride Galatasaraylı oyuncu var en uçta. Onlardan birisinden gol bekliyoruz. Ayrıca orta sahada da Galatasaray yoğunlukta. Defansif anlamda Mehmet Topal var ama o defansif Emre Akbaba ve Belhanda'yı da ofansif olarak kullanıyoruz ki Emre Akbaba ve Belhanda'ya Galatasaray gerçekten çok güveniyor. Taraftarlar olarak siz de güveniyorsunuzdur arkadaşlar. Muhtemelen en güvendiğiniz onlardır. Çünkü Moses, Cagne biliyorsunuz tam performans gösteremedi. Yani 5 tane gol atmış. Tamam güzel hoş da abi 4 tanesi zaten penaltıdan olduğu için. Hani çok da bence güven olarak bence Belhanda'ya daha çok güveniyorsunuzdur ve Emre Akbaba'ya öyle düşünüyorum. Sizler de yorumlara yazabilirsiniz tabii ki Moses. Emre Akbaba şimdi. Cagne'ye veremedik pası. Topal. Cagne alamadı. Abi yok artık. Gullit. Topal çok iyi abi. Helal olsun Elif Elmas. Pas at. Abi pas atmadı. Kafayı yiyeceğim pas atmadı. Neyse Mehmet Topal'a geçmedi abi. Elif Elmas orada neden pas atmadı? Atsaydı çok güzel bir pozisyon yakalayabilirdik aslında ama atamadık. 102 gene karşı oynuyoruz bu arada. Hani yenebilirdik. Güzel olurdu ama maalesef yenemeyebiliriz yani şu anda. Çok güzel bir atak bizi bekliyor olabilirdi. Orta açacak muhtemelen. Aa dışarı çıktı. Güzel. Çok güzel. Rakip maçtan mı çıktı abi? Oyun çok donuyor. Ben anlamadım ama rakipte bir olay var. Çıkmamış abi. Bak oynuyor ama hani bilerek bir dosya falan yüklüyor olabilir şu an internet yavaşlasın diye. Bazıları yapıyor çünkü. Cagne. Abi yok artık. Belhanda. Duffy'nin minimum hali 95 arkadaşlar. O yüzden yani Duffy'nin öyle olması normal. Moses güzel tuttu bu arada. Helal olsun. Güzel de çalım attı. Gullit'i de geçersek çok iyi. Moses. Victor Moses çok bastım ama bence güzel vuracak derken Viviano gerçekten iyi kaleci arkadaşlar ve güzel bir top kurtardı. Bakalım şimdi başımıza neler gelecek. Abi kafa vuracak adam da çok yok gibi. Şikirtel vuramıyor ya. Şikirtel hadi vur ya. Bir kere de olsun vur ya. Şikirtel direkt. Şikirtel gol. Abi Şikirtel kafa golü attı. Ben yıllardır Türk kürsüde bunu bekliyorum. İşte bu ve hem de Şikirtel'den geldi. Bravo abi. Bakın stoper oyuncusundan geldi. Yani nereye koydum çok fark etmiyor arkadaşlar oyunculara. Fenerbahçeli bir oyuncudan gol geldi. Şimdi bakalım Cagne'den de gol gelecek mi? Cagne ile atmaya çalışacağız zaten genel olarak arkadaşlar biliyorsunuz ama Cagne'nin rulet yapmaması gerçekten çok büyük dezavantaj. Elif Elmas, Moses, Cagne çok iyi. Tut, çek, dön. Abi şu hareket yanlışlıkla hareket yaptım. Yapmasam da zaten top kaybediyormuşum. Olsun. Roberto Carlos şimdi. Roberto Carlos'a attığımız golü Fenerbahçe'yi saymayız arkadaşlar. Çünkü o bir ikon oyuncu ama onu da kullanmak istediğim kadroda. Çünkü Fenerbahçeliler onu eskiden beri çok seviyor. Yani ona Türkler genelde seviyordur. Yani Türkiye'ye gelmiş geçmiş tartışmasız en iyi sol bek. Zaten Türkiye'den çok az ikon çıktı arkadaşlar biliyorsunuz. En son zamanlarda oynayıp çıkan ikon da bu. Hani bence Alex de Souza da şey hak ediyor. Ama ikonlardan tabi Hacı de çok büyük bir efsane. Hatta Türkiye olarak bakarsak Hacı daha büyük bir efsane diyebiliriz. Cagne, Elif Elmas. Ama son zamanlarda Hacı'nın kartı gelmedi. Ben de alamadım o yüzden. Normalde Türk gücünü Hacı'yı alırdık. Okoka da var. Okaça mı? Okoka mı? Nasıl okunduğunu hatırlamıyorum ama tabii benim zamanım futbolcu değil. Neyse. Muslera gol yedi abi. Cruyff'tan gol yedik. 95 rating Cruyff abi. Çok büyük sıkıntı. Lafa daldık. Golü yedik. Çok üzücü bir durum ancak umarım atarız abi. Ben Fenerbahçe Galatasaray dostluğu tarzında bir şey aslında. Bu Fenerbahçe vs Galatasaray değil de Fenerbahçe Galatasaray birleşiminden oluşan bir kadro kurdum. Bilmiyorum niye böyle yaptım ama bence Fenerbahçe vs Galatasaray videosu olarak böyle yapmak daha mantıklı. Çünkü böyle bir imkan var elimizde ortak kadro kurma. FIFA Mobile oyununu bu yüzden çok seviyorum aslında. İstediğin kadroyu kurabiliyorsun ve oynayabiliyorsun. Ben çok hoşuma gidiyor. Tahmin de yürütmüş oluyoruz aslında. Moses, Lines'e çok güzel bir pas. Lines, Martin Lines çok hızlı bu arada. Martin Lines'e bak. Orta açtım. Emre abi çok saçma orta açmam orada ya. Yani düzenli bir pozisyon olsun dedim ama FIFA Mobile oynadığımı tamamen unuttum galiba. Çünkü normalde orada orta açmak FIFA Mobile en azından mantıksız. Donk abi donk bravo güzel. Sen medya oyuncusu olmana rağmen orada güzel hareketler yaptın. Ama abi yanlışlıkla elim kaydı. Bu da çok saçma bir olay aslında. Neyse o top Muslera'da kaldı güzel. Şimdi Roberto Carlos. Carlos ilerliyor. Carlos da biraz koşacağım. Çok hızlı olduğu için beğeniyorum abi koşmayı Carlos'la. Neyse Elif Elmas'a verdik. Elif Elmas'tan da bir pas. Gullit'i geçmez tabi abi. Niye öyle bir risk aldım bilmiyorum. Douglas Costa Zanetti. Ondan da güzel bir pas. Şimdi Mertens Şikirtel'i geçti. Bir plase vursa gol olacak. Plase'yi de vurdu ama Muslera kurtardı. Helal olsun be.
Muslera'mız gerçekten çok memnunum. Çok iyi. Ama Lines ya. Abi Moses biraz yaklaşsana ya. Gerçi sağ kanat pozisyonda oynadığı için yaklaşmıyor. Normaldir arkadaşlar. Moses güzel. Moses'a ben hızlı koşması konusunda zaten seviyordum arkadaşlar. Türk gücünden bilirsiniz. Şu anda da gayet güzel oldu. Moses. Moses. Hadi Moses. Hadi Moses. Abi ya. Biraz daha çıksaydım. Risk almak istemedim. Keşke çıksaymışım ama şu an pişman oldum. Roberto Carlos sakin abi. Yanlışlıkla hızlı pas verdim ve top bizde kalmadı abi. Mehmet Topal'a bıraksaydım orada. Yani göremedim Mehmet Topal'ı abi. Yapacak bir şey yok. Dakikada 90 olmuş. Mehmet Topal... Ulan ne oldu? Maç bitti arkadaşlar. Berabere bitti. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Fenerbahçe maçı 1-0 kazanacak. Çünkü bir tane gol attık. Muslera da bir tane gol yedi aslında. Var ya 2-0 da bitebilir. Arkadaşlar hiçbir fikrim yok ama geçen videoda hem Beşiktaş takımı kurmuştuk hem Fenerbahçe takımı kurmuştuk. İkisiyle de birer maç yapmıştık. Ve maç kaç kaç bitmişti abi? 3 tane Fenerbahçe ile 3 tane de Beşiktaş'la gol atmıştık. Yani 3-3 bitmişti. Bu maçta arkadaşlar 1-1 bitti. Ama... Yani maçı 1-1 bitecek. Ya Fenerbahçe 1-0 kazanacak ya Fenerbahçe 2-0 kazanacak bizim tahminlerimize göre. Eğer maç bu sonuçlardan birisiyle sonuçlanırsa bundan sonraki Fenerbahçe vs Beşiktaş, Beşiktaş vs Galatasaray ve Fenerbahçe vs Galatasaray videolarında da bu şekilde bir sonuç düşünürüz. Ben size zaten o videonun başında açıklarım artık. Hani eğer bu videonun sonucu bu şekilde tamamlanırsa ki umarım bu 3 sonuçtan birisiyle tamamlanır arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir arkadaşlar. Efsane bir kadro kurup efsane bir maç yaptık. Lütfen videoyu paylaşmayı unutmayın diyelim. Paylaşırsanız sevinirim. Şuradan abone olmayı da unutmayın. Şurada abone butonu var. Yeniysen abone olabilirsin. Bu kanalda çok eğlenceli videolar geliyor her gün. Kaçırmamak için abone olabilirsin. Şuradaki iki videomdan herhangi birisini tıklayarak efsane ötesi bir video gidebilirsin kardeşim. Hoşçakalın, sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bay bay.